Şimdi burada 277. hadisi şerife geldik. Bu 277. hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hayat gerçeğini bize hatırlatan bir kısa uyarı yapıyor. Bu uyarıyı dinleyelim. İmam Müslim'in sahihinden alınmış bir hadis-i şerif bu. Riyaz-ı Salihin'de 277. hadis-i şerif. Dikkatlice dinleyelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Bir daha oku Hafız Salih Efendi. Bir kimse karısına kin beslemesin. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir. Evet. Hadis-i şerif neyi yasaklıyor? Kin beslemeyi yasaklıyor. Hiç karısına kimse kızmasın demiyor. Böyle bir şey olmaz bu dünyada. Bu kızmayı kin beslemeye, kapanmaz dosyalar tutmaya götürmez mümin. Neden? Bu evin mutfağındaki kişi tabak kırdı ama filan günde şu güzel işi yapmıştı. Der, demeli, desin istiyor mümin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tavsiye ediyor. Buyursaydı ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hiçbir şekilde kızmayacaksınız. Kızdınız mı vebale girersiniz. Bunun hayat pratiğinde çıldırtmaktan başka yapacak bir şey yok. Yani insan elinde değil ki kızmak. Ama dünkü kızdığını 10 sene biriktirmek üzere zımbalarsan bir yere, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı şey olur. Evleneli 15 sene olmuş. 15 sene önce ilk evliliğinde bir tabak kırılmış. Sen bugün onu büyük bir ülke işgal edilmiş gibi tarih konusu yapmışsın. Bu Müslümanca değil. Birinde tabiilik var. Nedir o tabiilik? Sinirlendi işte. Birden sinirlendi. İnsan bu. Baş ağrısını önleyebiliyor mu insan? Dişinin ağrımasını, ağrımayacak dişim diye karar verip önleyebiliyor mu? Hayır. Fıtratımızda olan bir yapımız bu. Buna engel olamıyoruz. Buna engel olamadığımız gibi kızmaya da engel olamayız. Olamayabiliriz. Bundan mazur kabul edilebiliriz. La havle çeker, istiğfar eder, abdest alır, çıkar evden bir nefes alır gelir, önler bu kızmayı. Ama böyle siyasi bir konu haline getirilmiş kızgınlıklar, sülale kavgası haline getirilmiş ufak tartışmalar, bu olmamalı. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem ne tavsiye buyuruyor ümmetine? Bir kimse karısına kin beslemesin buyuruyor. Onun bir huyunu beğenmezse bir başka huyunu beğenir muhakkak buyuruyor. Burada birinci tavsiyemiz nedir? Kin beslemeye karşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uyarmış. Kin beslemek yok. Peki bir de ne tavsiye ediyor? O tavsiyesi de çok önemli ve sorun çözücü bir tavsiye. İyi tarafları da bulmaya çalış. Şöyle dememeli bir mümin. Ben öyle bir eşim var ki, erkeğin gözüyle kadın, kadının gözüyle erkek olarak düşünelim bunu. Dünyada polisiyelik 100 sorun varsa 100'ü de benim eşimde var. Yahu böyle nükleer bomba gibi bir eş rastladı sana anlatırken, anlatıyor insan. Bu noktaya gelmiş bir yuva insanlık için sorun zaten. Halbuki ilk baştaki sorunlar ortaya çıkmaya başladığında erkek becerip de 3 sorun var ama 13'te güzel tarafı var bunun deseydi, kendini bu şekilde psikolojik olarak inandırsaydı o aile yıkım noktasına gelmezdi. Bu mübarek 277. hadis-i şeriften Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu büyük nasihatini yakalamış olmamız gerekiyor. Eğer bunu beceremezsek,
1, 2, 3, 18, 36, 318, 725 diye evlilikte böyle suç dosyaları biriktirirse insan kendi kuyusunu kazar. Kim yapıyorsa tabii. Erkek erkek, kadın kadın.